Yani benim onu çok takip etmedim. Tabii bu süreçte biz diğer daha mutfak işleriyle de ilgilenmek durumunda olduğumuz için. Ama şunu çok rahat ifade edebilirim. Biz İYİ Parti olarak Sayın Genel Başkanımızın bu süreçteki hem altılı masada hem kamuoyuyla olan etkileşiminde hem sağdaki duruşundan dolayı ben bununla ilgili de bir paylaşım yaptım. Yani millet şahit, Allah şahit, biz şahidiz dedim. Peki. Yani bu ülkede Sayın Genel Başkanımızla ilgili o süreçte çünkü çok üzücü değerlendirmeler de yapıldı. Yani biz buna açıkçası çok üzüldük. Çünkü Meral Akşener'in ortaya koyduğu tek bir motto vardı. Bu seçimi kazanmak lazım. Kazanmamız lazım. Ve bununla ilgili rasyonel, bilimi ortaya koyan ve Türkiye'deki tüm değerlemeleri ortalamasıyla hareket eden bir çizgisi vardı. Ve bunların sonuçlarının değerlendirmeye alınmasını talep etmişti. Ve nitekim alındı da. Bunların sonuçları değerlendirmeye alındı. Ve hepimizin de içini rahatlatan bu, Sayın Sonuç Genel çıktı ortaya. Başkanımıza katıldığı televizyon programında ifade ettiği gibi, hepimizin içini rahatlatan o resim, fotoğraf ve sonuç da dediğim gibi sokağın sesi dinleme üzerine kurulu. Bu Peki. anlamda başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere altılı masanın diğer liderlerini ve onların beraberindeki kurmay zekaları da ben uğur olarak teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım. Bu gerilim zamanında olmuştu sanıyorum Erhan Bey, Erhan Usta'nın bir açıklaması vardı. Eğer HDP ile ilgiliydi, bu hani rasyonel bir soru. HDP aday çıkartmazsa Cumhurbaşkanı ilk turda kazanabilir gibi bir endişesini dile getirmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek. HDP'den gelen işaretler biraz aday çıkartmama yönünde. Sizce Uğur Poyraz olarak baktığınızda manzarada HDP'nin aday çıkartmadığı bir sistemde Millet İttifakı'nın avantajı daha mı fazladır? Yoksa aday çıkarttığı bir sistemde mi fazladır? Bakın bu bir propaganda aracı olarak değerlendirilebilecek bir konu. Yani buna baktığınız zaman bu bir propaganda malzemesi. Günün sonunda altılı masa ortaya koyduğu politikalarla, ortaya koyduğu kadroyla, şu an bir kadro koydu ortaya. Evet. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu, Sayın Meral Akşener'in ve diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu. Evet. Şimdi altılı masa böyle bir kadroyu ortaya koydu. Altılı Masa aynı zamanda eşitliği, insan haklarını, demokrasi ve adaleti de önceleyen anayasa değişikliği önerisini koydu. 84 maddelik. Altılı Masa yüzlerce sayfadan oluşan her detayı düşünülmüş 2000 ortak politika. küsür maddelik bir şey yaptı yani bir hükümet Tabii. programı koydu ortaya. Yani Altılı Masa'nın manifestosu hazır. Altılı Masa'nın kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları hazır. Buna ilişkin altılı masanın bileşenlerinin ekonomiden hukuka, sağlıktan turizme, eğitimden madene kadar kadroları hazır. Yani Biz kamuoyunun... ne yapacağımızı biliyoruz diyorsunuz. Başkalarının ne yapacağıyla ilgilenmiyoruz anladığım kadarıyla Şimdi verdiğinizin. söylemeye çalışıyorum. Altılı masa aynı zamanda herhangi bir etnisite, herhangi bir mezhep, herhangi bir din, herhangi bir dil merkezinden değil, Türkiye'nin bütününe bu ülkede yaşayan her bir yurttaşımızı hizmet etme kararıyla yola çıktı ve bütün süreçlerini şeffaf yürüttü. Biz buyuz, yapacaklarımız bu. Şimdi bugün HDP oy veren seçmen de 85 milyon İçinde. vatandaşımızın bir parçası içinde. Ya da bütün vatandaşlarımız HDP oy veren seçmenin de içinde. Yani bir taraftaki bir gruptan bahsetmiyoruz. Bu ülkenin tüm yurttaşlarından bahsediyoruz. Dili, dini, ırkı, mezhebi hiçbir şeyiyle ayırt etmeden. Dolayısıyla biz onları altılı masa olarak bir seçenek sunuyoruz. Bu sırada Sayın Genel Başkanımızın yine ifade ettiği gibi partilerin üçüncü partilerle olan diyaloglarıyla ilgili hiçbir kısıt ve şeyimiz oluşamaz. Bununla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti de Cumhurbaşkanı adayının ziyaretidir. Bunu Onun da 2018... çok büyütülmesi çok acayip değil mi ya? Tabii Yani niye 2018... büyütülüyor ki bu mesela? Abdullah Gül gitmiş mesela o zamanın işte HDP'nin kapatılmış Sayın versiyonuyla Muharrem o İnce, ben konuşmuş. yanlış hatırlıyorsam, Sayın Yani Muharrem İnce de ziyaret Muharrem etmişti. İnce'yi ziyaret etti. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Türkiye Büyük Yani Millet Meclisi'nde. Yani bir sürekli böyle bir yaygara çıkartma hadisesi var herhalde orada. bunların hiçbirine bakın değerli olan, yani bunların hiçbirinin ortaya çıktığımız bu kadar zorlu bir seçim sürecinde hassasiyetimizi ve dikkatimizi milletimiz de bize odaklaması gerekiyor. Hangi partiye oy verirse versin.
Yani başka partilere oy veren, bugün HDP'ye de oy veren seçmen açısından söylüyorum. Cumhur Koalisyonu'na oy veren seçmen açısından da söylüyorum. Her türlü yapıcı eleştiriyi de önümüze koyup titizlikle değerlendiriyoruz. Peki. O yüzden dediğim gibi 85 milyonu hizmet etmeye talip olduğumuz bir yol. O yüzden her türlü eleştiriyi de değerlendiriyoruz ama bu tür bahsettiğim gibi manipülatif, gündem değiştirmeye dönük haber değeri bile olmayan bu çabaları da, bu beyhude çabaları da biraz da tebessümle ama içten içe de biraz ya yeter artık. Şimdi şununla bitireyim. Bugün Hande Fırat köşesinde yazmış. Hüdapar'la bir ittifak olabileceğine ilişkin Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, biraz da dışarıdan Vatan Partisi diyebiliriz. Mesela Hüdapar'ın programına baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi ile yan yana koyarsanız herhalde taban tabana zıt iki programla karşılaşırsınız. Kimse o tarafta bir sorgulamaya gitmiyor. Kazanmak için bunlar gerekli diye bakıldığını yazmış Hande de oraya. Evet, öyle de bakılıyordur zaten. Ama bu tarafta böyle bir sürekli bir meseleyi biraz daha böyle ne diyeyim daha büyük gösterme, onun üzerinden tartışma yaratma gayreti de görünüyor. Sonuçta siyasi partiler seçim kazanmak için çaba sarf ediyorlar. Meseleye de böyle bakmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben katıldığınız için, değerlendirmeler için eksik olmayın. Uğur Poyraz'la konuştuk efendim. İyi Parti Genel Sekreteri gerçekten bu HDP üzerinden yapılan tartışmaları değerlendirirken Hüdapar'la AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin işbirliğine de bakmak lazım. Hüdapar'ın yaklaşımı HDP'nin Kürt meselesine yaklaşımıyla hemen hemen yaklaşık ama PKK'ya bakışlar arasında biraz farklılıklar var. Ama talep edilen haklar, ana dilde eğitim meselesi de var, başka konular da var. O konularda son derece net Hüdapar'ın yaklaşımı. MHP'ye bunu söyleseniz size hemen hain ilan edebilir. Ama seçimde büyük olasılıkla işbirliği yapacak üç parti. Burada da HDP'nin aday çıkartıp çıkartmaması meselesine İYİ Parti'nin bir yorumu olmadı elbette. Biz yaptık yapacağımızı, verdik vaatlerimizi, koyduk yazılarımızı, vatandaşa da beğendirmeye çalışıyoruz. Hem HDP'li seçmeni, hem CHP'li, hem İYİ Partili, hem diğerlerine diyor. Ama diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlaka bir görüşmesi olacak. HDP'nin de bu süreci kolaylaştırmak için çaba sarf ettiği, herkese adalet lazım, herkese bir liyakatli yönetim lazım, hukuk kurallarının herkes için eşit işlemesi lazım. Böyle bir ortamda başka konuların da çözülmesinin daha kolay olabileceği üzerinden tartışmaların devam etmesinde büyük fayda var. Ama diğerleri boş ve büyükmüş gibi görünen aslında içi boş tartışmalar. Ama onlardan da çokça rastlayacağız bu dönemde, onu da aktarmış olalım.